Öğretmenler yarışıyor. Her hafta 4 yarışmacı öğretmen, 2 jüri öğretmen, soruları büyük bir titizlikle hazırlayan öğretmenler komisyonu ve sempatik sunucu Barış Can. Öğrenciler, veliler, öğretmenler, cumartesi saat 15'te canlı, pazar günü saat 21'de tekrarı yayınlanacak Öğretmenler Yarışıyor programını sakın kaçırmayın. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Karate Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz artık cumartesi günlerinin en vazgeçilmez programlarından biri oldu. Diyarbakır televizyonlarında bir ilk, Öğretmenler Yarışıyor. Her hafta birbirinden değerli öğretmenleri konuk ediyor ve onları birbirleriyle kıyasaya yarıştırıyoruz. Sevgili seyirciler, çok özel birbirinden değerli öğretmenlerimiz var dedik. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu hafta programımıza katılan yarışmacılarımızı birer birer sizlere tanıştıralım. Programımıza katılan yarışmacılarımızın hepsini bir çırpıda çağıracağız buraya şimdi. Cem Balıkçı geliyor ilk olarak. Alkışlarınızla Cem Balıkçı hoş geldiniz. Cem Bey, Özekli Beldesi evet. Sınıf öğretmenliğinden Merkez birisiniz. Özekli Beldesi İlk Öğretim Okulu'nda çalışmaktayım. Ne kadar uzaklıkta buraya? Bu merkeze 45 kilometre uzaklıkta. Nasıl, orada mı yaşıyorsunuz yoksa? Gidiş giriş yapıyoruz, öğretmen arkadaşlar da gidiş giriş yapıyoruz. Nasıl, evet. Yorucu olmuyor mu böyle her gün 45 kilometre? Yol yorucu yani oluyor fakat belli bir süreden sonra alışıyoruz. Alışıyorsunuz, evet, belki de daha bir zevkli geçer değil mi? Tabii. Uzun yolculuklarda öğretmen arkadaşlarınızla birlikte sohbet yolda. Sohbet oluyor, oh, ne güzel. Oluyor. Ne güzel. Peki öğretmen olmasaydık acaba ne olurduk diye bir soru sorsam. Ben gazeteci olmayı çok isterdim. Bizim bu evet. Yaptığımız işe biraz benzer iş. Özellikle savaş muhabirliği. Neden? Macerayı seviyorum. Macerayı seviyorsun. Olabilir.
Ama bizim bu bugün programımızda da bayağı bir macera yaşayacaksınız. Macerada geçeceğine inanıyorum, evet. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımızla Cem Bey'i bir numaralı masaya oturtuyoruz. Ve işte sevgili izleyiciler, iki numaralı yarışmacımız geliyor. İlhan Erol. Alkışlarınız İlhan Erol için. Hoş geldiniz İlhan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. İlhan Bey, siz de Çüngüş doğumlusunuz ve ne kadar tesadüf, orada görev yapıyorsunuz. Evet. Çüngüş, İMKB 75. yıl YİBO'da çalışıyorsunuz. Bir YİBO'da çalışmak ve normal bir okulda çalışmak arasında çok fark vardır diye sanıyorum. Tabii çalışan arkadaşlar çok iyi bilirler. Yatılı olması dolayısıyla, yeme barınma ihtiyaçlarını karşılamamız dolayısıyla bayağı ağır geçiyor. Tempomuz ağır yani. Orası aslında bir ev gibi, değil mi? Tabii ki. Evet. Ve siz nöbetler tutuyorsunuz, gece orada kalmak zorunda kalıyorsunuz, değil mi? Evet. Nasıl geçiyor bu nöbetler, çocuklarla böyle neredeyse günün 24 saati berabersiniz? Evet, hafta sonları köylerine, yakın köy olanlar köylerine gidebiliyor. Kalan öğrencilerle birebir ilgilenmek durumda kalıyoruz. Tabii. Şimdi sizin onlarla hiç unutamadığınız bir sürü anınız vardır, değil mi? Bir tanesini bizimle paylaşır mısınız? Saymakla bitmez de. Görev icabı tabii ki çoğu öğrencilerimizle bazen kızdığımız, çoğu zaman sevdiğimiz durumlarımız oluyor da hiç unutamadığım bir anım, kızdığım bir öğrencinin bir gün sonrasında çiçekle bana gelip "Öğretmenim, ben ama sizi seviyordum." demesi beni çok etkilemişti. Demek suçlu olduğunu biliyormuş. Evet, yoksa siz boşu boşuna kızmazdınız, değil mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum ve 2 numaralı masa sizin. Ve sevgili izleyiciler, 3 numaralı yarışmacımız Ali Altaş. Ali Altaş geliyor. Ali Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de Huzeyleri İlköğretim Okulu öğretmenlerinden birisiniz. 3 yıl tek olarak çalıştığınız bir çalışma hayatınız var. Gaziantep'in Lizi ilçesinde 3 yıl tek öğretmen olarak çalıştım. Tek başınıza tek çalıştınız. Başımaydı. O okulun hem müdürüydünüz, hem öğretmeni. Ben en sevdiğim yıllardır. O zaman bir özel bir alkış. Özel bir alkış istiyorum Ali Bey'e. Gerçekten de fedakarlık, güzel bir fedakarlık yapmışsınız. Hayatınız boyunca da unutmayacaksınız bu 3 yılı, değil mi? Tabii. Peki, hobileriniz de şimdi mutlaka gelişmiştir bu 3 yıl içerisinde. Çok özel hobiler de edinmişsinizdir. Yani biraz yalnızlığa alıştım. Yalnızlığı seviyorum. Satranç. O yüzden mi çok iyi oynuyorsunuz? O yüzden çok iyi oynuyorsunuz. Peki, o zaman bu süre içerisinde ben eminim çok kitap da okumuşsunuzdur. Belki de bu programımızın en başarılı yarışmacılarından biri olursunuz. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyorum. 3 numaralı masa sizin. Ve sevgili izleyiciler, geldik son yarışmacımızı size tanıtmaya. Kenan Yıldırım geliyor. Kenan Bey, hoş geldiniz. Alkışlarımızla Kenan Bey geldiler. Nasılsınız? Kenan Bey, biz de çok iyiyiz. Siz de aynı okulda görev yapıyorsunuz. 2 numaralı masadaki yarışmacımızla birlikte. Ve orada sosyal bilgiler öğretmenisiniz. Müdür baş yardımcısıyım. Müdür baş yardımcısısınız. Evet. Arkadaşımız da müdür yardımcısı. Peki, derslere giriyor muyuz? Tabii, mecburen 6 saat giriyoruz. Giriyoruz. Yani siz sosyal bilgiler dersine giriyorsunuz. Peki. Siz tabii ki böyle bir ilçede yaşadığınız için, çalıştığınız için doğal olarak doğal çevreye de yakın... Evet. Takım çalışmalar yapıyorsunuz. Nedir bu çalışmalarınız? Belki hani bizi izleyen izleyicilerimize örnek olur diye düşünüyorum. Doğayı seviyoruz. Çünkü zaten, o doğayı biz Diyarbakır'ın içinde de yaşatmak istiyoruz. Bizim ara biraz daha yeşillik yönünden Diyarbakır'dan daha zengin. Hı-hı. Belki en yeşil ilçelerinden biri diyebiliriz. Evet, duymuştum zaten. O nedenle siz böyle öğrencilerle çok özel şeyler yapıyor musunuz? Yani, çevrecilik bilgisi anlamında. Yani yapmaya çalışıyoruz da pek... Şu anda böyle etkin bir şey yaptığımızı iddia edemeyiz de yapmaya çalışıyoruz. Tabii okulun bahçesini yeşillendirmek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizi de 4 numaralı masaya alıyorum. Sevgili izleyiciler, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurumu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programı bu hafta işte bu öğretmenlerimiz katıldılar ve birbirleriyle kıyasıya yarışacaklar. Efendim, bu hafta jüri üyelerimiz değişti. Şimdi ben onları size tanıtmak istiyorum. Bu hafta kimler var acaba? Şöyle bir bakalım. Sayın Ülkü İbas ve Olgun Uğurlu bu hafta jürimiz. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sorularımız çok özel yine hazırlandı, değil mi? Evet. Neler yaşadık sorularımızı hazırlarken bu hafta? Biraz bize sorularımız hakkında bilgiler verin bakalım. Belli başlıklardan oluşuyor tabii sorularımız. Genel kültür, edebiyat, eğitim, bilgisayar, sağlık, coğrafya gibi. Hepimizin az çok bilmesi gereken konuları tabii ki seçtik.
Bayağı bir araştırdık arkadaşlar için. Bakar mısınız? Yarışmacılarımız o zaman bir hayli ter dökecekler anlaşılan bu programda. Çok zor değil ya. Çok zor değil. Evet. Peki. Hemen ben eklemek istiyorum. Asla sizin bilginizi ölçmek değildir bu programın amacı. Çünkü sizler hepiniz farklı branşlarda eğitim görmüş, birbirinden değerli öğretmenlersiniz. Bu yarışma programı ile bir şekilde bilginiz asla ölçülemez. Hemen bunu çok özel bir şekilde söylemek istiyorum. Hem sizlere hem de ekran başındaki izleyicilerimize. Efendim 20 sorumuz var. Ve bu 20 soruyu cevaplandırırken her soru için 15 saniye size mühlet vereceğiz. Ve bu süre içerisinde sizler cevabınızı hem şıkları yazarak A, B, C, D diye hem de bilgileri ekleyerek bana vereceksiniz. Ve doğru bildiğiniz takdirde 10 puan alacaksınız. Bir küçük ayrıntı, joker hakkı kullanma hakkınız var. Jokerlerinizi kullanırken 20 puan kazanacaksınız tabii ki bilirseniz. Ama eğer bilmediğiniz takdirde maalesef sizden kazandığınız puanlardan 10 puan geri alacağız. O yüzden jokerleri kullanırken çok dikkatli seçeceksiniz. Ben her bölümün başında konularımızın hangi alanlardan seçildiğini size söyleyeceğim. 4 bölümden oluşuyor yarışmamız ve birinci bölümü sizlere biraz sonra başlatacağım. Ve bu bölümde genel kültür, eğitim, edebiyat ve eğitim bilimlerinden sorular sorulacak. Siz birkaç saniye bu konularda joker kullanıp kullanmayacağınıza dair karar verirken ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum bazı firmalara. Sizler karar vereceksiniz bu birkaç dakika içerisinde. Efendim Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programı hazırlanırken katkılarından dolayı Kadayıfçı Sıtkı Usta'ya, İmza Giyimi, Karadaş Turizmi, Tatlı Ses Lahmacun Sarayı'na, Atlas Kırtasiye'ye, Sosyete Pazarı'na, Esenfen Dershanesi'ne, Kuaför Mustafa Asoğlu'na ve Etik Bilgisayar'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve tekrar yarışmacılarımıza dönüyorum. Hazır mısınız birinci bölüme? Az önce başlıkları söyledim. Evet, joker hakkınızı kullanmak ister misiniz? Eğitimle ilgili bir joker hakkımı kullanmak. 4 numaralı masada oturan Kenan Yıldırım, eğitim bilimleri alanından gelecek olan soru için joker hakkını kullanmak isterler. Peki, jürimiz hemen işaretledi. 4 numaralı masa joker hakkını kullanacak eğitim bilimleri sorusunu okurken. O zaman ben hemen sorularımızı sormaya başlayayım. İlk sorumuz bir sinema sorusu. Türk sinemasında Sultan olarak da tanınan ünlü aktrist kimdir? A. Filiz Akın, B. Türkan Şoray, C. Hülya Koçyiğit ve D. Fatma Girik. Ve süreniz 15 saniye. Evet, ve süremiz sona erdi. Bir numaralı masanın sorusunun cevabını alıyorum. Cem Balıkçı. B. Türkan Şoray. Ve 2 numaralı masa İlhan Erol. B. Türkan Şoray. 3 numaralı masa Ali Aytaş. Bursa'nın B'si. Evet, ve Türkan Şoray dediniz. Evet. B. Bilgiyle lütfen bana söyleyiniz. Tamam. Ve 4 numaralı masa Kenan Yıldırım. B. Türkan Şoray. B. Türkan Şoray dediniz. 4 doğru cevap. Alkışlarımız yarışmacılarımız için. Gayet iyi başladık sevgili izleyiciler. İşte ikinci sorumuz. 4 yarışmacımız da bu soruyu doğru cevapladıkları için kendimi tebrik ediyorum. İşte ikinci sorumuz eğitim dünyasından geliyor. Ancak 4 numaralı masa eğitim bilimleri sorumuz da var. Eğitim dünyasından mı, genel eğitim dünyasından mı yoksa sadece eğitim bilimleri dünyasından mı joker hakkı kullanmak isterler? Eğitim bilimleri. Eğitim bilimlerinden. Pekala, o zaman bu bölümde joker hakkı kullanmıyor. Ve işte sorumuz, hangisi ilk öğretim 2. sınıfta okutulan bir ders değildir? A. Fen bilgisi, B. Matematik, C. Türkçe, D. Hayat bilgisi. Hangisi ilk öğretim 2. sınıfta okutulan bir ders değildir? Süremiz 20 saniye.
15 saniye ve süremiz akarken yarışmacılarımız cevaplarını verdiler. İşte Cem Balıkçı. A fen bilgisi. Sayın İlhan Erol. A fen bilgisi. Sayın Ali Aytaş. A fen bilgisi. Ve Sayın Kenan Yıldırım. A fen bilgisi. Harikasınız. Yine 4 doğru cevap. Fen bilgisi. Bir edebiyat sorusu. 3. sorumuz. Edebiyatta iki değişik anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyitteki anlamının da kullanılması sanatına ne denir? A. Tevziye. B. Hüsnü talil. C. Tecahül-i arif. D. Kinaye. Süreniz akarken ben soruyu bir kez daha okuyorum. Edebiyatta iki değişik anlamı olan bir sözcüğün bir dize ya da beyitteki anlamının da kullanılması sanatına ne denir? A. Tevziye. B. Hüsnü talil. C. Tecahül-i arif. Ve D. Kinaye. Süremiz 20 saniye idi, 15 saniye idi ve işte ben okurken süremiz bitti. Sayın Balıkçı. D. Kinaye. Sayın Erol. A. Tevriye. Sayın Aytaş. D. Kinaye. Ve Sayın Yıldırım. B. Hüsnü talil mi? Devam edelim. Hüsnü talil dediniz. Talil. Evet. Doğru cevap. Tevziye. Evet. Bana verilen bilgide tevziye var. Ben hemen jüriye dönüyorum. Tevriye. Tevriye. Pekala. Doğru cevabı 2 numaralı masadaki yarışmacımız bildi. Ve kendisini kutluyorum. İşte 4 numaralı masadaki yarışmacımızın joker hakkını kullanacağı soruya sıra geldi. Eğitim ve pratik olmaktan çok akademik bir yaklaşımla bakan Alman düşünürü kimdir? Eğitime pratik olmaktan çok akademik bir yaklaşımla bakan Alman düşünürü kimdir? A. Herbert. B. Froebel. C. Eliot. D. Comenius. Tekrar okuyorum. Eğitime pratik olmaktan çok akademik bir yaklaşımla bakan Alman düşünürü kimdir? A. Herbert. B. Froebel. C. Eliot. D. Comenius. Sayın Yıldırım joker hakkını kullandı burada. Eğer bilirse 20 puan fazla alacak. Bilmediği takdirde şimdiye kadar almış olduğu puanlardan 10 puan düşeceğiz. İşte cevaplarımız. Sayın Balıkçı. A. Herbert. Sayın Erol. B. Froebel. Sayın Aytaş. B. Froebel. Ve B. Froebel. Sayın Yıldırım. B. Froebel. Maalesef 4 numaralı masadaki yarışmacımız ve diğer arkadaşlarımız yanlış cevabı verdiler. Doğru cevap Herbert olacaktı. Evet, alkışlarımız Herbert cevabını veren yarışmacımız içindi. Ve 5. sorumuz bir spor sorusu. Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl yapılan 2400 metre at koşusunun adı nedir? Gazi koşusu, Atatürk koşusu, Cumhuriyet koşusu ve bağımsızlık koşusu. Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl yapılan 2400 metre at koşusunun adı nedir? Süremiz sona erdi, ermek üzere ve işte cevaplar. Sayın Balıkçı. A. Gazi koşusu. Sayın Erol. A. Gazi koşusu. Sayın Aytaş. A. Gazi koşusu. Ve Sayın Yıldırım. A. Gazi koşusu. Doğru cevap Gazi koşusu ve 4 doğru cevap. Alkışlarımız, yarışmacılarımız için. Çok teşekkür ediyorum. Ve işte 1. bölümümüz sona erdi. 4 numaralı masadaki yarışmacımız maalesef bir önceki soruda joker hakkı kullandılar. Ve yine maalesef doğru cevabı bilemedikleri için ondan 10 puan silmek zorunda kaldık. Şimdi bu bölümün sonunda hemen jüriye dönüyorum. Acaba yarışmacılarımız kaçar puan aldılar? Birinci bölüm sonunda birinci masada oturan Cem Balıkçı 40 puanda. İkinci masada oturan İlhan Erol 40 puanda. Üçüncü masada oturan Ali Aytaş 30 puanda. Ve dördüncü masada oturan Kenan Yıldırım 20 puanda. Kenan Bey bir joker'ini kullanmıştı yanlış olduğu için. Evet, az önce söylediğimiz gibi. Evet, şu anda Cem Balıkçı ve İlhan Erol 40'ar puanla başa baş güreşiyorsunuz. Sizce ben mi kazanırım,
yoksa arkadaşın mı kazanır diyorsunuz? Şu an için Cem Balıkçı. 4 yarışmacı da kazanabilir. Tabii ki kazanmak isterim yani. İstersiniz. Peki İlhan Erol, siz ne düşünürsünüz? Program girişinde söylemiştiniz, bilgilerimizi ölçmek için değil, değişik bir aktivite olsun. Onun için geldik. Bilgilerimizi ölçeceğiz yani. Peki. Kendi açımızdan ölçeceğiz. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Ve işte ikinci bölüm. İkinci bölümde soracağımız sorular. Bir genel kültür sorumuz var. Bilgisayar sorumuz var. Bilgisayar dünyasından gelen bir soru var. Ve de coğrafya ve edebiyat alanlarından sorularımız var. Diğer 3 yarışmacımız, 4 numaralı yarışmacımız da tabii ki bir kez daha hakkını kullanacak. Ama diğer 3 yarışmacımız henüz joker haklarınızı kullanmadınız. 3 numaralı masadaki oturan yarışmacımız Ali Aytaş hangi alandan? Coğrafya alanında joker kullanmak istiyorum. Coğrafya alanından joker hakkı kullanacaksınız. Pekala, hemen sorularımızı okumaya başlıyorum. Ve 2 numaralı masadaki yarışmacımız ise edebiyat sorusunda joker hakkı kullanacak. Tabii ki siz de kullanın. O zaman ben hemen genel kültür sorusunu okuyorum. 2001 yılının Nisan ayında 5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim kampanyasını başlatan sivil toplum örgütü hangisidir? A. Türk Eğitim Vakfı. B. Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı. C. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı. D. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Süreniz 15 saniye ve süre akarken ben bir kez daha okuyorum sorularımı. 2001 yılının Nisan ayında 5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim kampanyasını başlatan sivil toplum örgütü hangisidir? A. Türk Eğitim Vakfı. B. Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı. C. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Ve D. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Ve işte sorularımın cevapları. Buyurun Sayın Balıkçı. B. Ana Çocuk Eğitim Vakfı. Sayın Erol. D. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Sayın Aytaş. A. Türk Eğitim Vakfı. Ve Sayın Yıldırım. C. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Evet. Doğru cevap C. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Ve bir bilgisayar sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bir sunu hazırlama ve sunma programıdır? A. Word. B. Excel. C. PowerPoint. Ve D. Corel Draw. Süreniz yine her zamanki gibi 15 saniye. Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw. Ve işte sorularımızın cevapları. Sayın Balıkçı. B. Excel. Ve Sayın Erol. C. PowerPoint. Sayın Aytaş. C. PowerPoint. Ve D. Corel Draw. Efendim? D. Corel Draw. Corel Draw dediniz. 2 doğru cevap bu defa. Doğru cevabımız PowerPoint. Bir genel kültür sorusu sevgili yarışmacılarımız. 8. sorumuz bir genel kültür sorusu. Eski MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlenen ünlü Türk sinema sanatçısı kimdir? A. Türkan Şoray. B. Fatma Girik. C. Hülya Koçyiğit. D. Filiz Akın. Ve yine 15'er saniyeniz var. İşte süremiz başladı. Yarışmacılarımız cevaplarını birer birer yazıyorlar. Eski MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlenen ünlü Türk sinema sanatçısı kimdir diye sormuştum. Ve sevgili izleyiciler, işte cevaplar. Sayın Balıkçı. D. Filiz Akın. Sayın Erol. D. Filiz Akın. Sayın Aytaş. D. Filiz Akın. Ve Sayın Yıldırım. D. Filiz Akın. 4 doğru cevap. Alkışlarımız 4 yarışmacımız içinde. Doğru cevap Filiz Akın. Ve bir coğrafya sorusu. Aşağıdaki ülkelerden hangisi en büyük yüz ölçüme sahip olmasına karşın en az nüfusa sahiptir? A. Kanada. B. Pakistan. C. Amerika. D. Türkiye. Yine her zamanki gibi 15 saniyemiz vardı. Kanada, Pakistan, Amerika ve Türkiye şıklarımız. Bu ülkelerden hangisi en büyük yüz ölçüme sahip olmasına karşın en az nüfusa sahiptir? İşte süreler sona erdi ve Sayın Balıkçı'nın cevabı. A. Kanada. Sayın Erol. B. Pakistan. Sayın Aytaş. A. Kanada. Sayın Yıldırım. A. Kanada.
3 doğru cevap. Kanada. Alkışlarımız yarışmacılarımızın bu verdiği cevaplar için. Benim joker sorum da aynı zamanda. Aynı zamanda coğrafya sorusu az önce de söylediğimiz gibi 3 numaralı masada oturan yarışmacımızın joker sorusuydu. Böylece bu soruya doğru cevap verdiği için 20 puan almış oldu. Ve edebiyat sorusu sanırım 1 ve 2 numaralı masada oturan yarışmacılarımızın joker sorusu. Ve bu soru 10. sorumuz. Yaban, Ankara ve Kiralık Konak gibi tanınmış eserlerin yazarı kimdir? A. Mithat Cemal Kuntay. B. Halide Edip Adıvar. C. Peyami Safa. D. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Yaban, Ankara ve Kiralık Konak gibi tanınmış eserlerin yazarını soruyorum. A. Mithat Cemal Kuntay. B. Halide Edip Adıvar. C. Peyami Safa ve D. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ve süremiz sona erdi sevgili izleyiciler. İşte yarışmacılarımızın vereceği cevaplar. Sayın Balıkçı. D. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sayın Erol. D. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Ve Sayın Aytaş. D. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sayın Yıldırım. D. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 4 doğru cevap. Ama en büyük puanı yine 1 ve 2 numaralı masada oturan yarışmacılarımız kazandı. Çünkü onlar bu soruda joker hakkını kullanmışlardı. Evet, sevgili yarışmacılarımız geldik bu bölümün sonuna. Bu bölümde şimdi birazdan jüri üyelerimiz bize puanlarınızı söyleyecekler. Ama ben ondan önce size çok yakında Diyarbakır Eğitimciler Derneği'nin ve Bilim, Kültür, Sanat ve Eğitimciler Derneği'nin yapacağı etkinlikleri duyurmak istiyorum. Bunlardan en önemlileri sizin de katkılarınızı bekliyoruz ve üyeliklerinizi bekliyoruz. En önemlileri Anneler Günü. Evet, bu derneklerin hazırlamış olduğu bir Anneler Günü aktivitesi var. Ve bunun en önemli özelliği ise, bu aktivitenin en önemli özelliği ise bir yılın annesini seçmiş olmak. Evet. Eğitimciler Derneği, Bilim, Kültür, Sanat ve Eğitimciler Derneği yılın annesini seçiyor. Konuyla ilgili bilgileri ilerleyen programlarımızda size zaten duyuracağız. Ve işte jürimiz. Bakalım bu ilk bölümün sonunda toplam puanlar ne kadar? Birinci masa 80 puan, ikinci masa 80 puan, üçüncü masa 80 puan ve dördüncü masa 60 puan. Evet. Eşit puanlar alındı. Ben hemen reklam kuşağına geçmek istiyoruz bu birinci bölümün sonunda. Ama ben reklam kuşağına geçmeden önce hemen bir numaralı masadaki yarışmacımızın duygularını ve düşüncelerini almak istiyorum. Puanıyla ilgili. Puan 3 yarışmacı da eşit. Joker hakkını doğru yerde kullandım. Hı hı. Yani diğer joker hakkına bağlı. Evet. Çünkü yarışmayı çok etkiliyor joker hakkı. Daha evet. Bir heyecanlı kılıyor. Evet. Umarım diğer joker hakkında da bilirim. Peki ben o zaman sorumu şu şekilde değiştiriyorum. Sizce siz kazanacak mısınız? Size ne kadar şans tanıyorsunuz kendinize? İlk iki diye düşünüyorum. Birinci ya da ikinci olurum diyorsunuz. Aynı sorular diğer yarışmacılarımız için de. İki numaralı masadaki yarışmacımız. Arkadaşımın da değindiği gibi joker hakkına bağlı galiba. Yarışma gayet güzel gidiyor. Bakacağız. Biz kendiniz için bir tahmin yürütmenizi rica ediyorum. Evet, ben de ilk iki içinde olurum diyorum. Ve üç numaralı masa? Yarışma zevkli bir şekilde devam ediyor. Üç yarışmanın da 80 puan alması. Kendimize güveniyoruz ki buradayız. Birinci oluruz inşallah. Birinci olacağım diyorsunuz. Evet. Ne güzel. Ve dört numaralı masadaki yarışmacımız? Daha 10 soru var tabii. Daha 10 sonuncu soru olduğum var. Için. Her an her şey değişebilir diyorsunuz. Belli olmaz. Peki yani. Pekala. Sevgili izleyiciler, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programının birinci bölümü sona erdi. Kısa bir reklam kuşağından hemen sonra sizlerleyiz. Bir yere ayrılmayın. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programının ikinci bölümündesiniz sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam kuşağından sonra yine sizlerle beraberiz. Bu hafta birbirinden değerli öğretmenlerimiz yine programımıza konuk oldular ve birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Birinci masada Cem Balıkçı, ikinci masada İlhan Erol, üçüncü masada Ali Aytaş ve dördüncü masada Kenan Yıldırım oturuyorlar. Ve onların ortak bir özelliği var. Onlar bir okulda aynı zamanda
müdür yardımcıları da. Ve 4 numaralı masadaki öğretmenimiz müdür baş yardımcısı. Doğru mu? Evet. Onlar hem öğretmen hem de yönetici olarak çalışıyorlar. Efendim, bu bölümde yine 10 soru soracağız. Yine 2 bölüme ayırdık bu bölümü. Ve birinci bölüme geçmeden önce ben hemen izleyicilerimize yarışmacılarımızın aldıkları puanları hatırlatmak istiyorum. Cem Balıkçı 80 puan aldılar birinci masada. Ve ikinci masada oturan yarışmacımız İlhan Erol, o da 80 puanla şu anda yarışıyor. Ve üçüncü masada oturan Ali Aytaş, o da 80 puan aldılar. Ve dördüncü masada oturan Kenan Yıldırım ise 60 puanla hemen karşılarında duruyor. Bu bölümde yine az önce söylediğim gibi 10 soru soracağız ve yine 15 saniyeniz var. Her sorunun karşılığı 10 puan. Yine her bölümün başında ben size bölümleri söyleyeceğim ve joker kullanıp kullanmayacağınıza karar vereceksiniz. Bu bölümde bir coğrafya sorumuz var. Spor, dil bilimi, tiyatro ve bir genel kültür sorumuz var. İsterseniz soruları okurken de bana joker kullanıp kullanmayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bir coğrafya sorusu. Ve soruyu okuyorum. Sanırım bu bölümde joker hakkınızı kullanmayacaksınız. Eskimoların buzdan kulübelerine ne ad verilir? A. Povan, B. Krip, C. Iglo ve D. Mongol. Eskimoların buzdan kulübelerine ne ad verilir? Povan, Krip, Iglo ve Mongol. İşte süremiz sona erdi ve cevaplar geliyor Sayın Balıkçı. C. Iglo. Sayın Erol. D. Mongol. Sayın Aytaş. C. Iglo. Ve Sayın Yıldırım. C. Iglo. 3 doğru cevap. C. Iglo. Ve bir spor sorusu. Joker hakkımızı kullanacak mıyız? Henüz ikinci jokerler kullanılmadığı için hatırlatıyorum. İşte spor sorumuz. 2008 Olimpiyat Oyunları hangi kentte düzenlenecektir? A. Brasilia, B. Sevilla, C. Calgary, D. Pekin. Süremiz akarken yarışmacılarımız cevapladılar bile ama ben sürenin dolmasını bekliyorum. Ve sevgili izleyiciler, işte bu sorunun cevabını veriyor yarışmacılarımız. Sayın Balıkçı. D. Pekin. Sayın Erol. D. Pekin. Sayın Aytaş. D. Pekin. Ve Sayın Yıldırım. D. Pekin. İşte 4 doğru cevap daha sevgili izleyiciler. 2008 Olimpiyat Oyunları Pekin'de düzenlenecek. Ve bir genel kültür, bu defa dil biliminden. Joker hakkını kullanmak istiyor. Üçüncü masada oturan Ali Aytaş. Ve... 2 numaralı masada oturan İlhan Erol joker hakkını kullanacak. Sadece 3 numaralı masadaki yarışmacımız kullanmayacaklar. İlhan Erol sadece bu bölümde joker hakkını kullanıyor. Hangisi bir dil bilimidir? Histoloji, antoloji, filoloji, jeoloji. Evet. Süremiz 15 saniyeydi. İşte cevaplarımız geliyor sevgili izleyiciler. Sayın Balıkçı. C. Filoloji. Sayın Erol. C. Filoloji. Sayın Aytaş. C. Filoloji. Ve Sayın Yıldırım. C. Filoloji. Yine 4 doğru cevap sevgili izleyiciler. Ve en yüksek puanı yine 2 numaralı masadaki yarışmacımız joker hakkını kullandığı için aldılar. 20 puan aldı. Ve 14. sorumuz bir tiyatro sorusu. Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun en önemli seyirliklerinden olan orta oyununda kadın rolünü oynayan erkek oyuncuya ne denir? A. Zenne, B. Dilber, C. Çengi ve D. Acem. Zenne, Dilber, Çengi ve Acem. Şıklarımızı oluşturuyor.
Yazılarınızı lütfen biraz büyük yazarsanız sanırım ekran başındakiler daha iyi görecekler. Ve bu arada hemen ekran başındakileri de ben dönmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, sizler de biliyorum bizi izlerken bilginize bilgi katıyorsunuz. Programımızın amaçlarından biri izleyicilerimizin bilgi durumlarını bir nebze de olsa arttırmak bu program aracılığıyla. Ve işte yarışmacılarımızın yine cevapları geliyor. Sayın Balıkçı. A. Zenne. Sayın Erol. B. Dilber. Sayın Aytaş. A. Zenne. Ve Sayın Yıldırım. A. Zenne. Doğru cevap Zenne. Alkışlarımız cevaplayan, doğru cevaplayan yarışmacılarımız içindi. Ve işte bu bölümün son sorusu geliyor. Mossad, bir genel kültür sorusu. Mossad hangi ülkenin istihbarat örgütünün adıdır? Mossad hangi ülkenin istihbarat örgütünün adıdır? A. Fransa, B. Rusya, C. İngiltere, D. İsrail. 15 saniyeniz var ve bu soruda kimse joker hakkını kullanmadı. Bir sonraki bölümde joker hakkını kullanmak isteyenler sanırım artık kullanmak zorunda kalacaklar. Çünkü biraz sonra programımızın son bölümüne geçmiş olacağız. Ve işte cevaplar. Sayın Balıkçı. D. İsrail. Sayın Erol. D. İsrail. Sayın Aytaş. D. İsrail. Ve Sayın Yıldırım. D. İsrail. İşte yine 4 doğru cevap. Çok hızlı, çok kuvvetli çekişiyorlar birbirleriyle sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız. Bu bölümde yine 5 soru sorduk yarışmacılarımıza. Jüri üyelerimiz yine puanlarınızı topluyorlar. Ve ben hemen jüri üyelerimize döneceğim ve onlara bir soracağız. Bakacağız puanlarımız yine ne kadar toplanmış. Buyurun. 3. bölümün sonuna göre 1. masada oturan Cem Balıkçı 130 puanda. 2. masadaki İlhan Erol 120, 3. masadaki Ali Aytaş 130 ve 4. masadaki Kenan Yıldırım 110 puanda. Evet. Programın 1. bölümünde Cem Balıkçı, İlhan Erol ve Ali Aytaş aynı puanı almışlardı ve eşit durumdaydılar. Ancak bu bölümde bu defa 1. masada oturan Cem Balıkçı ve 3 numaralı masada oturan Ali Aytaş bu defa eşit puana sahip oldular ve öndeler. 130 puanla. 3 numaralı masada oturan Ali Aytaş ben 1. olacağım demişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu fikirde misiniz hala? Yani joker soruya bağlı ama fikrim değişmedi. Evet. Joker durumunuz ne alemde? Bu bölümde bir joker daha kullanacaksınız. Peki ve hemen 1. masada oturan Cem Balıkçı'ya soruyorum. Sizin durumunuz ne olacak peki? Hala koruyacak mısınız bu yüksek puanı? Ali Bey'e rakip olarak kendimi görüyorum. Hı hı. Beni de dikkate alsın. Benim de bir joker hakkım var. Evet. İşimiz zor Ali Bey. Ne dersiniz? Yarışmanın zevki zaten buradan kaynaklanıyor. Çekişmeli yarışma her zaman güzeldir. Peki. Efendim yarışmacılarımızdan Ali Bey aynı zamanda hepinizin çok yakından tanıdığı bir yıldıza da çok benziyor. Ben hemen onu söylemek istiyorum. İzleyicilerimiz çok yakından eğer bakarlarsa Ali Bey'e 3 numaralı masada oturan yarışmacımız Ali Bey'e çok yakından bakarsanız çok sevilen bir yıldıza benzediğini göreceksiniz. Şöyle bir yandan değil de önden gösterebilirsek eğer Ali Bey'i. Kenan İmirzalioğlu'na aşırı derecede benziyor bu öğretmen arkadaşımız. Evet. Bu sahneden hemen sonra artık Diyarbakır'da hayranlarınız artacaktır. Sizi çok benzeten oldu mu Ali Bey? Sürekli benzetiyorlar. Resim falan hatta çektirmek isteyenler var mı? Resim çektirmek isteyen öğrencilerimiz oluyor. Öyle mi? Ha. Ne diyecekler? Ailelerini Kenan İmirzalioğlu okulumuza mı geldi diyecekler. Yani o kadar değildi ama yani en azından benziyor falan. Benziyorsunuz. Yani. Peki. Peki efendim. Bu küçük espriden hemen sonra isterseniz gelin. Son bölüme geçelim. Ne dersiniz? Geçelim. Peki. O zaman işte 16. sorumuz. Bu bölümde yine 5 sorumuz var. Ve acaba hangi başlıklar altında yer alıyor bu sorular? Bir coğrafya sorumuz var. Bir televizyon sorumuz ve sayılı kanundan bir soru geliyor. Bir başka sorumuz sağlık ve edebiyat. Coğrafyadan, evet. Coğrafyadan 4 numaralı masa joker hakkını kullanacak. Coğrafyalandı. Ali Bey de coğrafyadan kullanacak ve 1 numaralı masadaki arkadaşımız da coğrafyadan kullanacak. Öyle mi? O zaman bu bölümde ikinci jokerler coğrafya alanından
kullanılıyor. Ve iki numaralı masadaki arkadaşımızın joker hakkı maalesef bitti. İki tane jokerini de zaten kullanmış oldu önceki bölümlerde. Evet, şimdi 16. soruyu hemen okuyorum. Bir coğrafya sorusu. Çok dikkatli okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Söylediğim gibi bilirseniz 20 puan alacaksınız. Bilmediğiniz takdirde 10 puan sizden düşecek. Özellikle Ali Bey ve Cem Bey, siz çok dikkatle dinliyorsunuz soruları. İşte sorumuz. Aşağıdaki şehirlerden hangisi başkent değildir? Paris, Canberra, Londra, New York. Paris, Canberra, Londra, New York. Size verilen süre yine 15 saniye idi. Ve süre akarken yarışmacılarımız cevaplarını verdiler bile. İşte verdikleri cevaplar. Sayın Balıkçı. De New York. Sayın Erol. De New York. Sayın Aytaş. De New York. Ve Sayın Yıldırım. De New York. New York dediniz. Doğru cevap New York. Evet. Evet, güzel bir soruydu ve bütün 3 numaralı 3 yarışmacımız da joker haklarını kullandıklarından dolayı 20 puan almış oldular. Sizi kutluyorum tekrar. Tabii bu soru biraz önceki puanı hiçbir şekilde etkilemedi. Çünkü herkes bu soruyu doğru cevaplamış oldu. Ve bir televizyon dünyasından, özellikle diziler son günlerde gecelerimizi bayağı süslemiş oldular. Dizilerle aramız nasıl, hemen izleyicilerin, yarışmacılarımıza soruyorum. Mikrofonu kullanarak konuşalım lütfen. Peki, takip etmiyorum ama her zaman televizyonu açtığımızda tabii ki karşımıza çıkıyor. İki numaralı masadaki arkadaşımız, sizin takip ettiğiniz bir dizi var mı? TRT 1'deyken En Son Babalar Duyarı izliyorduk. O da daha sonra özel bir kanala geçince onu da bıraktık. Bıraktınız. İzlediğim kanal şey yok. Ali Bey, sanırım siz Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisini mi izliyorsunuz? Ben akşamları genelde eşimle birlikte oturduğum için o izleyince ben de mecburen izliyorum. Onu izliyorsunuz ve siz? Ben pek izlemiyorum. Siz izlemiyorsunuz. Peki, o zaman bakalım bu izleme ve izlememe bu soruyu cevaplamanızda ne kadar önemli rol oynayacak? Bir dönem TRT'de yayınlanan ve çok sevilen, başrollerinde Gazanfer ve Gönül Ülkü Özcan'ın oynadıkları sevimli bir ailenin günlük hayatını anlatan dizi hangisidir? A. Kaynanalar, B. Mesela Muzaffer, C. Kuruntu Ailesi ve D. Uğurlu Giller. Şıklarımızı okuyorum. Kaynanalar, Mesela Muzaffer, C. Kuruntu Ailesi ve D. Uğurlu Giller. İşte süremiz sona erdi sevgili izleyiciler ve işte cevaplar. Sayın Balıkçı. C. Kuruntu Ailesi. Sayın Erol. C. Kuruntu Ailesi. Sayın Aytaş. C. Kuruntu Ailesi. Sayın Yıldırım. C. Kuruntu Ailesi. 4 doğru cevap sevgili izleyiciler. Hala eşitliğimiz aynı. Herkes yine aynı şekilde grafiğini koruyor. Ve bir başka soruya sıra geldi. Sevgili izleyiciler, bir sayılı kanun, 657 sayılı kanundan geliyor bir sorumuz. 18. soru ve işte sorumuz. Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerden birinin önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla devlet memurlarına istekleri üzerine bir defa daha en çok ne kadar aylıksız izin verilir? 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. İşte süremiz başladı. Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerden birinin önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla devlet memurlarına istekleri üzerine bir defada en çok ne kadar aylıksız izin verilir diye sormuştum. Sorularımızın şıkları
3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 aydı. İşte cevaplar Sayın Balıkçı. D 12 ay. Sayın Erol. 12 ay D. Sayın Aytaş. A 3 ay. Sayın Yıldırım. B 6 ay. Tek doğru cevap 6 ay. Alkışlarımız Sayın Yıldırım için. Ve grafik bozuldu. Bakalım biraz sonra puanlar ne şekilde kendini gösterecek? Bir sağlık sorusu. Kalp hangi vücut sisteminin merkezidir? A dolaşım, B solunum, C sindirim, D boşaltım. Tekrar. Kalp hangi vücut sisteminin merkezidir? A dolaşım, B solunum, C sindirim, D boşaltım. Evet, ve süremiz sona erdi. İşte cevaplar. Sayın Balıkçı. A dolaşım. Sayın Erol. A dolaşım. Sayın Aytaş. A dolaşım. Ve Sayın Yıldırım. A dolaşım. Yine 4 doğru cevap, yine alkışlar. Çok başarılı bu hafta programımıza katılan yarışmacılarımız. Ve ben 20. soruyu okumadan önce hemen jüriye dönüyorum. Çünkü bu durumda puanların ne olduğunu öğrenmek ve ona göre son soruyu sormak istiyorum. Çünkü 20. soru artık bizim son sorumuz. Eğer 20. soruyu sorduğum zaman da yine eşit puan almışsanız bu defa ek sorulara geçeceğim. Ama bu sadece eşit puan alan yarışmacılarımız için geçerli olacak. Sadece eşit puana sahip olan yarışmacılarımız bu sorudan yararlanmış olacaklar. Ama tabii ki önce puan. Bakalım kaçar puan almışız? Şimdiye kadar Cem Bey 170 puan aldı. İlhan Bey 150, Ali Bey 170 ve Kenan Bey de 160. Evet. Şimdi soracağım soru yine sizin eşitliğinizi bozmazsa eğer Cem Balıkçı ve Ali Aytaş, size 21. soruyu sadece sizin için soracağım. Bu soru sanırım 20. soru 3. ve 4. yarışmacılarımızı bir şekilde belirlemiş olacak. İşte sorumuz geliyor. Bir edebiyat sorusu. Oğuz Atay'a 1970 yılında TRT Roman Ödülünü kazandıran ünlü roman hangisidir? Korkuyu Beklerken, Tehlikeli Masallar, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar. Oğuz Atay'a 1970 yılında TRT Roman Ödülünü kazandıran ünlü romanı hangisidir? A. Korkuyu Beklerken, B. Tehlikeli Masallar, C. Tutunamayanlar, D. Tehlikeli Oyunlar. Ve süremiz sona erdi. İşte cevaplar. Sayın Balıkçı. C. Tutunamayanlar. Sayın Erol. D. Tehlikeli Oyunlar. Sayın Aytaş. C. Tutunamayanlar. Ve Sayın Yıldırım. A. Korkuyu Beklerken. Ve yine iki doğru cevap geldi bu defa. Ama yine aynı yarışmacılarımızdan geldi. Cem Balıkçı ve Ali Aytaş doğru cevabı verdiler. Tutunamayanlar. Ve bu durumda 170 puanken yine 180 puan oldular bu defa. Ve hiçbir değişiklik olmadı grafiklerinde. Ama İlhan Erol yine 150 puandasınız. Ve Kenan Yıldırım 160 puandasınız. Hemen onaylamak için jüriye bakıyorum. Doğru mu söyledim? Evet. Doğru söylemişim. O halde ben hemen bu programın 20. sorusunu okuduktan hemen sonra az önce söylediğim gibi 3. ve 4. yarışmacılarımızı ben izleyicilerimize takdim etmek istiyorum. Bu programımız 20 sorudan oluşuyordu ve İlhan Erol 150 puan aldılar ve Kenan Yıldırım 160 puan aldılar. Yani 2 numaralı masadaki İlhan Erol 150 puan alarak bu yarışmanın dördüncüsü oldunuz ve 4 numaralı masada oturan yarışmacımız Kenan Yıldırım ise 160 puan alarak bu yarışmanın üçüncüsü oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi ben ek soruları sormaya başlayacağım ama sadece 1 ve 3 numaralı masada oturan yarışmacılarımız için. Çünkü onların şu anda 180 puanları var
Ve bu ek sorular onlardan birine birinci, diğerini ikinci yapacak. 21. sorumuz sağlık sorusu. Böbrek hastalıkları uzmanı olan doktor hangisidir? Sismolog, nörolog, bakteriyolog, nefrolog. Süreniz 15 saniye ve yarışmacılarımız sorduğum sorunun cevabını yazmaya başladılar ve süremizin sonunda işte cevaplar. Sayın Balıkçı. D. Nefrolog. Ve Sayın Aytaş. D. Nefrolog. Hala eşitiz. Alkışlar bu iki yarışmacımız için. Doğru cevabımız gerçekten de nefrolog. Ve bir edebiyat sorusu. Bakalım eşitliği kim bozacak? 22. soru. Beyaz balina ile Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan dünyaca ünlü romanın adı nedir? Moby Dick, Denizler Altında 20 Bin Fersah, Nautilus, Yaşlı Adam ve Deniz. Beyaz Balina ile Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan dünyaca ünlü romanın adını soruyorum. Moby Dick, Denizler Altında 20 Bin Fersah, Nautilus ve Yaşlı Adam ve Deniz. İşte cevaplar. Ve Sayın Balıkçı. A. Moby Dick. Ve Sayın Aytaş. Ve Yaşlı Adam ve Deniz. Eşitlik bozulmak zorunda tabii ki. Farklı cevaplar verildi. Acaba Moby Dick mi yoksa cevabınız Yaşlı ne? Adam ve Deniz. Yaşlı Adam ve Deniz. Deniz midir diye soruyorum. İki numaralı masadaki yarışmacımız ne söylersiniz? Acaba kim bildi doğru cevabı? Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Bir numaralı masadaki arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Evet. Bir numaralı masadaki yarışmacımız bu sorunun doğru cevabını bilerek bir 10 puan 2 numaralı masadan ileriye gitmiş bulundu. Doğru cevabımız Moby Dick. Evet sevgili izleyiciler, çok heyecanlı, çok çekişmeli, gerçekten de çok zevk aldığım bir program oldu. Bu programımızın birincisi, birinci masa size uğur mu getirdi acaba? Evet galiba öyle oldu. Öyle mi oldu? Bir numara birinci oldu. Evet, bir numaralı masada oturan yarışmacımız birinci oldular. Cem Balıkçı'yı kutluyoruz. Alkışlarımız Cem Balıkçı için. Neler diyeceksiniz? Öncelikle yarışmaya katılmak güzeldi tabii ki. Birinci olmak daha da bir güzel oldu. Bu yarışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizleri tanıdık, arkadaşları tanıdık. Bunun güzelliğini yaşadım yani. Çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci yarışmacımız ise 3 numaralı masada oturuyor. Ali Aytaş. Alkışlarımız Ali Aytaş için. Ali Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle Cem arkadaşımı kutluyorum başarısı için. Edebiyat sorularının belirleyici olacağını biliyordum. Çünkü edebiyat alanında biraz iyi değildim. Zaten arkadaşımız da edebiyat alanında jokerini kullandı. Edebiyat gelince ben zaten bir ah dedim. Arkadaşımız da o soruyu bildi zaten. Ama 23. soruya kadar gelebildiniz. Sizi bu yüzden gerçekten tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve programımızın üçüncüsü Sayın Kenan Yıldırım. Sizler neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle böyle bir yarışmanın yapılması çok güzel gerçekten. Biz öğrencilerimizi yarıştırıyoruz. Bir de biz yarıştık. Evet. Katılımcı arkadaşlarım da hepsi birbirinden değerli. Sizleri de tanıdık. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Peki. Ve dördüncü yarışmacımız ise ikinci masada oturuyor. Kendisi İlhan Erol. İlhan Erol, yarışmamızın ilk bölümünde gerçekten büyük bir başarı grafiğiniz çok hızlı yükselmişti. Ama ne oldu daha sonra? Ben öncelikle tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birinci olan arkadaşımızı kutluyorum. Yarışmanın başında form doldururken şöyle bir cümle kullanmıştım. Bu yarışma gerekli ama geç kalmış. Evet. Gerçekten güzel bir yarışmaydı. Bu tür yarışmaların toplumun tüm kesimleri arasında yayılmasını diliyorum. Ve teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yarışmacımızın söylediği gibi
geç kalınmış bir program aslında. Diyarbakır televizyonlarında öğretmenler yarışıyor programı gerçekten de hem ama burada bir parantez açmak istiyorum. Bunu söylemeden, ikinci kez söylemeden geçemeyeceğim. Bu asla sizin bilginizi ölçmek için yapılmış bir program değil. Lütfen bunu bu şekilde ne olur algılamayın. İzleyicilerimiz de bu şekilde algılamasınlar. Buraya gelen öğretmenlerimizin hepsi çok değerli ve değişik şekillerde, değişik branşlarda eğitim almış öğretmenler. Onların bilgilerini bu şekilde asla ölçemeyiz. Bu bir kaynaştırma programı. Ben hep öyle söylüyorum. Öğretmenler Yarışıyor programına katılan yarışmacılarımızı bir alkışlayalım lütfen. Ve hepiniz buraya katıldığınız için bir başarı belgesi alıyorsunuz. Jüri üyemiz Ülkü Hanım size bu başarı belgelerimizi takdim edecekler şimdi. Evet. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurumu'nun hazırlamış olduğu yarışmamızda bu başarı belgeleriyle ödüllendirilmiş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda bizim size verdiğimiz çam sakızı çoban armağanlarımız var. Ve ikinci jüri üyemiz de bu armağanları size veriyorlar. Evet. Olgun Bey, yarışmacılarımızın kartlarını veriyor. Çam sakızı çoban armağanlarımızı da verdik böylece. Çok teşekkür ediyorum. Ve de hemen giderken programımıza katkılarından dolayı Kadayıfçı Sıtkı Usta'ya, İmza Giyime, Karadaş Turizm'e, Tatlı Ses Lahmacun Sarayı'na, Atlas Kırtasiye'ye, Sosyete Pazarı'na, Esenfen Dershanesi'ne, Kuaför Mustafa Asoğlu'na ve de Netcom İleri Teknoloji ye çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir Öğretmenler Yarışıyor programı daha sona erdi sevgili izleyiciler. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü İl Kalite Kurulu'nun hazırlamış olduğu Öğretmenler Yarışıyor programının bu haftaki bölümü de sona ermiş oldu. Haftaya görüşünceye dek.